Kahpelikler var bu işte, ben diyorum bir saattir. Ama beni dinleyin. Efendim Türkiye'ye gitti. Türkiye. Türkiye'nin farkında mısınız? Ne? Ha. Ben onlarla anlaşma yapmıştım. Evet. Anlaşmamı yırttıkları için İran'a saldırıyorum. Bu kadar Yani basit. Türkiye'de bir şey kalmadı yani, o yüzden diyorum. Hani belki farkında Dünyadan değilsinizdir göçtüler. diye efendim. Chamberlain. Şimdi en alçak atlısıysanız Sayın Emanuel, sizden bir isteğim olacak. Benden bir isteğin olamaz. Geldiktekilerin. Afganistan'a bir justify atar mısınız? Yo, ben tarafsız bir ülkeyi savaş açamam, kusura bakma. Taraf değiller. Cephede bizi vurdular. Bir dakika Sayın Emanuel. Heh. Efendim ben Danimark hükümet olarak Almanya'ya giriyorum. Bizimle misiniz değil misiniz? Sizin neyiz, ama ben öncesinde Gross Deutschland kurduktan sonra planı gerçekleştirelim. Toprak bölüşümüne uygun mudur? Uygundur efendim. Tamam. Biz Fransızlarla bir fraksiyon kuralım hemen. Tabii efendim. Uygun. Efendim istiyorsunuz biz de sizin faction'ınıza katılalım. Yok, İskandinavlar da bir cepheden eğer saldırırsa. Latinler artık tek cephede. Tabii efendim. Nasıl isterseniz. Hemen İsveç'le konuşup geliyorum efendim izninizle. Sherman tanklarımız zor da olsa, geç de olsa, birazcık yeni de olsa çıktılar efendim. Sayın Bu iyi bir Chamberlain, haber. şu Afganistan'daki Muhammed benim prensimi vurdu. Ne yapacağız ona? Ne yapalım onu? Ne yapalım diyeceğim. Bence de dediğim gibi bence de. White Peace mi imzalandı? Ciddi Evet, misin? imzalandı, evet. Çin'i tebrik ediyorum ya. Ben de. Yani Çinliler bizim öğrettiğimiz taktiklerle savaştı. İranlıların Kendilerinde çok Japonlardan başarısızlar var. çok sivili var. Ne? Evet. Ne? Evet, o yüzden Japonlardan zaten korkmamamız gerektiğini söylüyordum. Yani Japonlar da aynı bir Çin savaşı kaybettiler. Ne kadar korkutabilirler ki? Çinliler de bizden yardım istemişlerdi ama maalesef. Sayın Roosevelt, buyurun. savaş esnasında 20 bin uçak kaldıracağız da bize petrol yardımı yapabilir misin? Yani tabii ki bizim zaten asli görevimiz. Aslında normalde biz satardık ama. Alman'ı satmak istemiyordum ama Alman'ın da kafası çok karışık. Fransa'ya girmeme ihtimali vardı. Dolayısıyla ya ben ortada kalacağım ya o. Ayrıca Alliance tarafına girmezsek Amerika'yı hiçbir zaman yanımıza çekemeyiz. Amerika'yı da yanımıza Ayrıyeten çekemezsek sıkıntı. Fransızlar keres. Ben baktım. Hiç korkulacak bir orduları yok. Yani biz Fransa'yı istediğimiz zaman yine işgal ederiz ama Almanya'yı bir yıl daha geçerse işgal edemeyeceğiz. Almanya tehdit bizim için. Yani biz yaşayacağız ki o ölsün. Sevgili Yani. Alliance, Almanya da bize girdiği için siz de bir vargol alırsanız en azından onlara karşı iyi olur. Şu an var. Vargolum var benim İngiltere olarak. Tamam, eğer bize savaş açarsa olası bir durumda siz de lütfen destek Evet, olun. o Sonrasında da konuda işiniz rahat Bolşeviklere olsun. yürümemiz lazım. Sayın Bana Emanuel, müsaade. korktunuz mu? Onu merak ettim. Yok, korkmadım. Niye korkayım? Zapadoslavya mı? Ne oluyor? Evet. Belki Bolşevikler de İskandinavya üzerine saldırır. Onlarla bir görüşme mi yapsak? Ortak bir konferans. Evet, olabilir. Hoş geldiniz Sayın Stalin. Bizimle ortak bir Alman hükümetlerine bir operasyona var mısınız? Ondan sonra evrenin bize dönmeyeceği ne malum. Sonuçta sizin ortak olarak çıkarlarınız şu an Almanya'ya karşı. Almanya bittikten sonra yine ortak olarak çıkarlarınız bana karşı olmayacak mı? Hayır, biz dünya barışı istiyoruz. Sizi neden işgal etmek isteyelim ki? Onu da size sormalı. Sonuçta biz kendi özgürlüğümüzü savunurken bile sizler ona karşı çıktınız zamanında. Şimdi de böyle bir şeyin tekrarlanabileceğinden korkuyoruz. Ama efendim, şimdi biz size tüm Baltık topraklarını versek Teklif istemez kötü. misiniz? Büyük İsveççi. Teklif kötü durmuyor. O konuda zaten hiçbir şey söyleyemem. Fakat bizlerin hala o konuda bir gerginliği var. Yani Efendim, ben... biz demokrat ülkeyiz. Biz ne işimiz var savaşta? Biz sadece bu Alman hükümetini devirmek istiyoruz. Çünkü Hitler bizim arkamızdan işler çevirerek bize agresif tutum sergiliyor. Siz bize öyle bir tutum mu sergiliyorsunuz da biz size karşı bir operasyon yapacağız? Sizlere öyle bir tutum sergilemiyoruz. Fakat O zaman sizlerin... neden böyle bir korkunuz var ki? Onu anlayamıyorum yani. Size bir şey mi dediler? Sizin veya sizin müttefiklerinizin ülkemiz içinde ajanlarını yakaladık ve durumda açıkçası bizi birazcık korkutmuyor da değil. Öyle bir şey İngiliz ajanlarında katiyen olamaz. Biz sizinle herhangi bir düşmanlık benimsemiyoruz hani. Sizinle biz dost olmak istiyoruz. Neden ortak bir operasyonumuz olmasın ki? İngiliz ajanları yakalanmaz zaten. Orayı karıştırmayın. NKVD de kendileri de şu an gayet ülkemiz içindeki ajanları yakalıyorlar birbiri. Bunun olması da açıkçası bizi birazcık da ürküttü ama hani hayır da diyemeyiz. Non-aggression karşılığında kabul ederim. Uygundur, olabilir. Ama bunu bizim bir aramızda konuşmamız gerekiyor. Sonuçta siz şu an bize resmen bir hani suçlama yönelttiniz. Benim elimde kanıt var ve ben bu Siz bir kanıtı... şeyler duymuşsunuz ki, evet bakın hani biz ama böyle bir şey yapmadığımızı iddia ediyoruz. Ben İngiliz ajanları demedim. Yani sizin müttefiklerinizin bazı ajanlarını yakaladım. Ben onlara tasma takıp mı gezdireyim efendim? Ben onların neden dış ilişkilerine karışayım? Sizler Tamam, bence bu konuyu kapatabiliriz. Benim enayiler yakalanmış. Ben onlara adlarını bildireceğim. Bence bir sıkıntı teşkil etmiyor bu. Sizin gücünüzü merak ettim ben. Yani efendim, ne oluyor yani burada?
Ya şimdi Churchill'ı bunları sonra konuşalım. Bu konuyu dediğiniz gibi bence de bırakabiliriz. Bir yere varacakmış gibi. Evet. Asıl görüşmek istediğiniz konu Nordiklerse, Nordikler ve Almanlara karşı iyi bir anlaşma ve NATO'ya girişin karşısında kabul ederim. Balkan hükümeti ne diyor bu konuda? Olur. O zaman NATO'ya girişini imzalayalım biz. Bir de Balkan hükümetiyle NATO'ya girişini tazeleyebilir miyiz? Yani olabilir ama en nihayetinde saldıracak mısınız Almanlara? Evet. İskandinavlara. Şu an bu yazılı bir anlaşmadır. Bence Balkan hükümetiyle de savaşa girdiğiniz vakit. Efendim ben buradayım, siz neler konuşuyorsunuz? Bredeyus, benim arkamdan neler konuşuyorsun sen? Danimarka'nın canı bağışlanabilir. Teşekkür ederim efendim, yani çok sağ olun. Ama Hamburg'u verirsin. Efendim Hamburg bende değil ki. Ne istiyorsun? Mekneder. Aman toprak mı satar ya? Satar geri korku. Almak için. Korku her şey yaptırır insana, siz merak etmeyin. Adamı bir korkuttum tam korktu. Şu anda anagresyonumuz kabul edildiği vakit sizler de onlara saldırırsanız bizler de onlara saldıracağız. Makul müdür? Bence çok makul bir tek. Sayın Chamberlain, Allies'ın lideri sizdiniz değil mi? Ben Allies'ın lideri kim hala hallederim, anlamış hallederim, değilim hallederim, ya. Allies'ın lideri... Benim yani benim. Mughal mı? Yok o Kuçu Kuçu. Babür'dü de şimdi... Kuçu Kuçu derken... Ya hayır, cici bir Kuçu Kuçu olur musun lütfen? Hani benim kaybedecek bir şeyim yok ama sizin kaybedecek malayanız var, unutmayın. Aa bir de ben tehdit mi ettin sen şimdi? Sen efendim eğer olur da Hindistan ayrılırsa Kanada'nın başına gelenleri bu sefer Balkan takviyesiyle beraber. Dağlara SPG getirirsiniz. SPG'mi basmadım ben. Ben ağır met bastım. Tamam. Medium da işe yaramaz. Dağ mı vuracaksınız? Efendim tek problem... Uçağına kadar fabrika verdiğimi sen farkında mısın? Acaba Sayın Churchill şunları bir halledebilirsek hemen hani prensi bir daha vurdular kolundan. İki kere havlarsan olur. Ne diyorsunuz şimdi Rusya'ya ne yani ne anladık ne yaptık biz şimdi? Rusya'na ne aggression verdin mi? Daha vermedik. Verme. Amerika'yı da al sen ayrı gir ben ayrı gireyim. Afganistan'a niye İngilizler savaş açtı? Prensimizi vurdular dedik ya daha ne diyelim. Hediye olarak veriyoruz orada inek çökmüş ondan istiyorlar. Azıcık daha konuşacaksanız ben serbest kalacağım. Efendim serbest kalırsa ben dediğim ben gibi her türlü... Ben size bağımsızlığımı bildirdim ve kaynaklarımı açtım ancak siz hala bize... Her türlü ezmesini biliriz merak etmeyin. Ufacık yani, bir devletten korkmanıza gerek yok. Ufacık bir devletiz evet. Sen aynı fraksiyona girdin ve bana niye -100 bakıyorsun ki sen şimdi? Faction Trader diye. Bir improve atalım efendim karşılıklı. Ayıp oluyor. Yani duyduğumuza göre annemize hamster demişsiniz. Galiba öyle bir şey olmuş olabilir. Sayın Emanuel. Oğlunuzun bro ne zaman tahta geçecek? Oğlum mu varmış? Evet. Nasip de varsa bir gün geçer. Tankların üstüne deve koyalım mı? Hayır şaya öyle bir şey yap. Mantıklı geldi. Tamam. Başlatıyorum. Bekleyin biz gireceğiz. Şurası bir diyorkarsa ben açılacağım. Güzel. 44 uçağım da yakın dönemde hizmetime girecek. İlk diyorgum buradan gelecek. Aha yeni uçağım geldi. Yeni ciciş geldi. Güzel. 44 mu? Evet 44 kası. Canavar. Çiçek. Churchill buradaki tankların bazıları fazla geldi doğu cephesine. Evet kaldıramıyoruz. Evet. Hemen çekeceğim. Yani şu nehri ben özellikle zorladım. Bir itmek istiyordum da itemiyorum o yüzden. Çok büyük kas hasarları vuruyorsa. Mis. İki kat mis. Petrolüm bitti. Dwork yiyeceğim. Biri bana petrol bağlayabilir mi? Satın almayı dene. Güzel. 10 tane tank mı gidiyor? Kaçar büyük ihtimalle oradan. Dwork atabilsek işte. Bazıları Dwork yedi. İyi. Birkaç tankını aldık en azından. O da bir şey. Daha büyük buyurun. Düşünelim. Daha büyük düşünelim. Ben de gel. Ben de oyna. Piyadeyi yönet sen. En büyük. İngiliz lütfen. Bizimle oyna. Neden daha büyüğünü yapmıyoruz ki? İsveç piyadesi geldi. O tankım niye paket yedi? Büyük paket yedi cephede. Güzel. Line'e versek şimdi iyi olur. Kaçın evet artık line'e tak. Mis. Parlanamazlar büyük ihtimalle. Yok bu bütün ordusunu paketladık şu an. Bitti. İsveçliler fazla geç girdiler. Her şey bittikten sonra geldiler. Hı-hı. Zaten sonra zor toparlanmaları. Her şeyin bittiği gün. Bütün tank orduları burada paket. Tebrik ederim. Şurada paketimizi açmaya çalışıyorlar. Bir yardım edelim oraya. Uçak verdim şimdi oraya. Daha rahat diyeceğiz. Almanya'nın Berlin kentine kadar yakınlaştık.
Biz bir şey yapamadık ama sizi başarılarınızdan dolayı tebrik ederim. Asas Süren'den hala deneyebilirsiniz. İtilmişsiniz galiba ama düzeltebilirsiniz. İtilmişler. İtildim ve bir anlık oldu. Petrolüm bitince dework edeyim direkt. Önemli ama şu anda itmeye gelin. Önemli değil dediği gibi. 8 tane tankı deploy edeceğim. Şunları şu paketi bitirmeye öncelik verelim. Ondan çok sonrasında... asker olduğu için böyle sürüyor. Şu, biraz beklesek şu anda... zaten kendileri öldü. Evet. En büyük amacımız bir nükleer yetiştirmek. Kaç bin Alman ölecek çok merak ediyorum. 1 milyon daha fazla. Sayın Churchill, Hollanda Savaşı'nı başlatır mısınız? Sayın evet, Churchill, abi. Yalnız Hollanda savaş açıyorsunuz galiba. Evet, düşünüyorum öyle bir şey. Ana karasını alabilir miyiz acaba? Ana karasında şu an bir gözüm yok. Tamam, çok teşekkürler. Biz de o zaman askerleri Belçika'ya doğru yönelteceğiz. Lakin garantiniz var. Neden çekebiliriz, onda sorun yok. Tamam, teşekkürler. Evet, bütün hepsi öldü. 1.6 milyon öldüler. Buradan da saldıracağız, bitecek. Siz Berlin'e gidiniz, ben burada Alsasoren'i yaramadım diye biraz halkın moralini bozmayın. Önemli olan burada maneviyat desteğinde bulunmanız. Siz takımınızı övgülerinizle tebrik ederim diyerek zaten yükseltiyorsun. Aynen öyle. Daha burada maneviyat desteği önemli. Yalnız maneviyat şuradan... önemli de şu Prag'ın oraya acilen asker lazım. Yok abi, düşecek var zaten. Almanya'nın düşmesine çok bir şey kalmaz. Berlin düşerse düşecek. Berlin'e yürüyorum ben. Sonrasında da Bolşeviklere sıra geldi diyebiliriz. Bolşeviklere sıra geldiği zaman 48 Division tankımız yanınızda olur. Mük. Biri yardımcı olabilir mi bana? Hakkı da gerek kalmadı. 20'de... Kaldım. 50 Division paket atıyorum en azından. Maneviyat dediniz, o kadar da bir başarımız olsun. Yine kötü savaştı diyecek Fransızlar. Bir de İngilizler toprak tıraşını bana verebilir mi? Bir Gross Deutschland kurmak istiyorum da. Sıkıntı yok o konuda. Düştü. Düştü. Tebrik ederim. Bir ufak hedefimiz daha kaldı. İsveç'in ordusu olduğunu düşünmüyorum. İngiliz'in güzel bir çıkartmasına rahatlıkla bitecek. Gross Deutschland için kontrol state'ler alabilir miyiz? Tabii ki de hemen state veriyorum. Tamam, şu an kurabiliyoruz galiba. Ha, tamam, aldınız. Evet. Ama hayırlı olsun. Canavar canavar mis çiçek. Başkent Berlin oldu. Ay ay, bu ne böyle ya? Wunderbar. Fazlasıyla wunderbar. Şu an farklı bir şeye dönüştü işin rengi. Amerika boş durmuyor. Savaş mı açtı? Evet. Böylelikle dünyanın diğer kollarına da demokrasi yayılabilir. Lütfen bir tık İsveç üzerine saldırı düzenleyebilir miyiz? Hemen ayarlıyorum şu an zaten onları. Belki İsveçlilerle Occupation State üzerine bir anlaşma yapılabilir. Ben de tam onu diyecektim. Yani diğer ülkeleri atarsa İsveç yaşayabilir. En niyetinde tarafsız bir ülke. Almanya mı daha güçlüsü olduk? 4 uçağı olan 41 yılında bir Almanya. Ve tankımız da geliyor. Onu da alabilir miyiz? Tek estiğimiz İstanbul. Evet, bir İstanbul. Başka hiçbir İstanbul. Bir emanetimiz İstanbul. Rusya üzerinde de demokrat bir rejim kurulması konusunda hemfikiriz galiba. Tabii. Doğu cephesine piyademi yığıyorum ben. Zaten Danimarka'yı almak için bu tanklar yeterli olacak. Evet. Kağıt gibi geçiyoruz. Ama oraya kes koymadık. Biraz kes hemen ayarlayacağım. Ben hallediyorum şimdi. Bir K koyuyorum ben limana. Yalta konferansı. Yok, Yalta konferansı yok. Batı Doğu Almanya yok. Gerek yok. Biz de artık Almanız. Gerçek Almanız hem de. İngiliz'e ve Mughal'a inanılmaz ticaretten kaynak dönüyorum, hatırlatırım. Yani onların da bayağı yararını oldu bu. Danimarkalılarla konuşmuştuk. Onların canını bağışlayacak mıyız yoksa öldüreyim? Yok, Danimarkalılar gereksiz. Yani o savaşmalara bile tamam, büyük bir hatır. Ama İsveçliler bence şu anki White Peace ile savaştan çıkabilirler. Ben bir gideyim kendilerine söyleyeyim. Berlin'i düşürecek. Git! Sayın Emanuel. Berlin gidiyor efendim, Berlin. Gitsin. Danimarka düşürüyor size. Gitsin. Sen de düşer. Niye gitsin efendim, başkentiniz? Olsun. Gitti efendim. Yok gitmedi. Gitti. Danimarka'yı yenildiniz. Gitmedi bak. Yenilmedi. Gitti gitti. Yok gitmedi. Bırak beni. Bırak. Yok. Ne oldu? Bak şimdi. Bırakın bak, beni. Bak bak. Bırakın beni. Artık orada bir piyade tak görebilirim ben. Kaputüle olduk. Kısmet de yokmuş. Yok sen, ya ben Suriye'de yaşıyorum. Sen sana saldıranlara ittifak olmayı düşündüm. Ben Suriye'de yaşıyorum. Orası bana. Oraya da geliriz. Suriye'ye gelebilir miyiz İngilizce? Hayır, salın beni. Hemen bir el atalım oraya. Lütfen, oraya da bir el atalım. Oraya atılan eller kırılsın. Yavru vatan orası artık. Yok, ana vatanım olacak orası da. İngiliz'e verilecek orası. Efendim, Kopenhag benim yarım. Düşürmem orayı, haberiniz olsun. Şimdi oraya 10 bin uçak getiriyorum, 44 uçağı. Getirin efendim, bizden korkumuz yok. Getirin, getirin. Vurun, vurun. Tayland bize niye vargol atıyor? Efendim size meydan okuyorum. Bu kadar dünyaya atmazsınız, yeter. Gelin, gel. Tayland'ı da bir aradan çıkartabilir miyiz? Gelin.
Gel. Ben o sonunda Hindistan'ın gel. İstediği mücadele mi diyelim? Allah aşkına gelin. Sen gel, benle bir beyt at gel. Bak Budistlerin uğruna gelin, gel. Dellendi savaş. Bizim oğlan, dellendi. Savaşacağım beni, dellendi. Dellendi, kaç aydır savaşmıyor. Efendim hadi, nerede uçaklarınız ya? Geliyor, geliyor. Nerede o dandik uçaklar? 10 bin koş. Buna biraz az geldi galiba oğlana. Bir 10 bin koyalım. Pırpırlarınızı getirin efendim. Getiriyorum. İskandinavi'yi çağırın. Kendisine cömert bir teklifte bulunacağım. Evet, evet. Sevgili İskandinavi, İsveç. Tabii. Efendim, barış imzalamasını yapalım. Size Sicalant'ı veririm. Atın fraksiyonlar ikisini. Hayır. Ve sana sormadım. Ve Bolşevikler üzerine yürüyeceğimiz seferimizde daha fazla geniş topraklarda kazanırsınız. Ama şu anki yapacağınız anlaşmada Danimarka sizindir. Hayır. Hayır, reddediyorum. Danimarka sonsuz bir yoldaşımdır ve asla yanınız bırakılmayacaktır. Başka bir teklifiniz var mıdır? Yani Danimarka size saldırıyordu en son benim gördüğüm kadarıyla. Biraz yoldaşınız. Danimarka özgür bırakılmadığı sürece aynı zamanda tamam, Hamburg. Tamam, Danimarka özgür bırakılacak ama Almanya özgür bırakılmayacak. Ve Mecklenburg toprağını isterim. Şartlarımız ağır, hayır. O zaman sonsuza hayır. Kadar savaşımız sürecek. Sonsuza kadar hatta değil. Hatta Emanuel, sizden bir isim daha var. Sen benden isteyecek durumda bir insan değilsin. Holstein bölgesinde Danimarka'ya bağlanın. Efendim lütfen, az önce bana bilgi verdiniz, siz Sovyetlere savaş edeceksiniz. Evet. Ben bu bilgiyi ne için kullanabilirim, farkındasınız? Buyurun kullanın efendim, Sovyetlere gireceğim. Hatta Sovyetlerin yüzüne de söylerim ben bunu. Buyurun söyleyin. Sovyetlerin yerimiz olması bence gayet yeterli bir şey açıklamak için. Çok ne kadar değerli bir bilgi. Hatta isterseniz ben mektup atayım. Aha da geliyorum diye. Buyurun satın. Tabii buyurun, siz atın. Hatta Justifier'ınıza da gösterin. Biz dediğim gibi savaşa devam edeceğiz. İsveç halkı savaşa devam edeceğiz. İsveç halkını özgürleştireceğimizi söyleyebiliriz yakın dönemde. Oraya bir 15 bin uçak yiyebiliriz. Yakın dönemde tabii, buyurun. Efendim diyecekleriniz bu kadar mıydı? Biz bir ayrılıyoruz. Yükür yükür. Efendim düşmeyeceğim. Düşüremeyeceğim. Düşeceksin şimdi diyor diyeceksin. Bak ondan geriye say ya da sayma. Sayın Emanuel, biraz vurun ki kendime geleyim. Diyor ki yiyeceksin şimdi. Efendim. Hı. Biraz az bombalayın ya. Daha yeni başladık. Sinek ısırığı gibi. Yeni başladık daha çok. Sinek ısırığısınız, yapacak bir şeyim yok. Bomber da getiriyoruz şimdi, merak etme. Getirin efendim. İngiliz çıkartma atabilir mi? Atamadı, denedi. Limanlara atsın, limanlara atarsa çıkar. Yok işte, denedi. Limanlara atsın çıkar. Çok şey yok yani oranın. Lütfen Danimarka buradan gidebilir mi? Affedersiniz efendim. Sevgili George, siz de piyade indirip Sovyet cephesine piyade götürür müsünüz? Tabii, hallediyorum şimdi. Sovyet bir celallendi, buraya bir tank da lazım. Bir an önce şu barışı imzalarsak Sovyet çok kolay olacak. Tamam, Danimarka'ya fili kalacak şekilde imzalayabiliriz bence anlaşmayı. Konuşun tekrar. Efendim, bu İsveçlileri biri gaza getirip bize dayılanıyorlar. Böyle büyük bir birliğe kimse böyle racon kesemez bence. Tamam, Sovyetler Birliği cephesine yönelelim. İngiltere fazlasıyla askeri division basabilir mi? Bizim kıyılarımızı tutacak şekilde. Ya bir defa diyor ki diye vakit devam edeceğiz. Ya en kötü Sovyet'ten dolaşırım ya, aman o kadar da önemli değil. Ama İngiliz'in ve diğerlerinin çok fazla yardım etmesi lazım bize. Ve Amerika'nın bize petrol bağlaması lazım. Burada resmen kıyım yapıyor burada tanklarımız. Yani şu an burada reinforce atmaları önemli değil. İnanılmaz manpower kayıplarına ulaşacaklar. Değil mi? Aha diyor ki de. Evet. Hemen uçakları oraya verelim. Sonunda. Buraya piyade lazım buraya. Buradan tank gitmez. Aa, İngiliz çıkacak gibi limana. İngiliz çıkacak gibi limana. Çektim. Port Strike'ı bıraktım buraya. Kas vuruyorum kas. Şu an bayağı uçak geliyor oraya, merak etme. Buraya çıkacaksın. Yürü. Şuraya yürür müsün? Şuraya yürü. Önüne yürü. Önüne yürü İngiliz. İngiliz. Oraya yürü. Nerede? Senin şahaneydi. Mist var ya. Oraya bir çıksan tanklarım oradan gelir. Evet, artık Alman tankları burada da. Pinle orayı. Paket atacağım. Sovyet bize mi giriyor? Tamamdır. Bize girdi. Bize girdi, evet. Uçakları ayarlayabilir misin oraya? Line attack dönüyor. Tamam, Sovyet line attack var. Bırakalım uğraşsın. Tank istiyorum buraya, Avrupa'ya lütfen. Bizim enchantment'ımızı bile bozamadılar. Lütfen devam. Fransız piyadesi Alman kıyılarını garnizonlayabilir mi? Alman kıyılarını tabii ki de garnizonlayabilir. Aynen. Sovyet cephesine uçak kaydırabilir miyiz lütfen? Airlines olarak. Rus saldırısı tamamen bir felaketle sonuçlandı onlar adına. Fransa lütfen garnizon yap artık. Bak Danimarka garnizonlu değil. Haydi Kopenhag gibi yerler. Haydi. Tamam. Hemen. Buraya da Sovyet birlikleri gelecek. Ya Doğu cephesine dönmek istiyorum. Uçakları ayarlar mısın Tyrannus lütfen? Ayarlıyorum. Yenilerini uçaklar gelsin oraya. Dönebilirsiniz artık. Ben arkanızı bayağı bir doldurdum. Rahatlayabilirsiniz. Şu anda gidiyorlar. İstanbul tarafına tank indiriyorum. Çektim oraya. Sen 31 tane tank indiriyorum şu an. Bunun 5 tanesi, 8 tanesini İstanbul cephesini fethetmeye göndereceğim. Şurada Sovyet piyadesinin çaresizliğini gördük zaten. Güzel bir paketle bitireceğim işini. Hava üstünlüğünü bütünüyle alıyoruz değil mi? Evet. Garnizonladım. Şu anda 200 askerle garnizonladım.
Ve biz buraya hemen havalimanı dikelim. Tamam, yeni uçaklar da geldiği vakit bizde olacak zaten. Fighter de koyalım. Ama bize petrol lazım. Amerika ile bir görüşüp petrol isteyebilir miyiz Lendlis? İngiliz piyadesi birazcık bize sıkıntı yaşatıyor etrişinde. Lojistik mi yok? Gerçi bize de lojistik olsa hemen piyademize lojistik ekleyelim. Keyifsiz. 42 Sovyet keyifsiz ama bu kadar az uçağı veren bir Sovyet piyade Sovyetine karşı keyifli. Tanksız, piyadesiz bir Sovyet her zaman için iyi bir Sovyettir. Şöyle bir paket deneme şansımız var mı? Tabii siz bakar mısınız oraya? Ben Sovyet cephesine ilgilenmek istiyorum. Birazcık tamam, ilgi alanım benim oraya yönelsin. Of ben of işte 11'e 70 trade gördü bu gözler. Sovyetler çekiliyor. Çekilmesinler hemen line hata verelim. Evet, büyük nehir aşıldı. Kovalayalım. White Piece atabilir miyiz? Abi, hayır. Sen o şansını kaybettin. Efendim, İsveç bize ahkam kesiyordu. Ağır evet. Şartlarım ben var. Ben İsveç'im, ben Danimarka'yım. İsveç Danimarka değildir efendim. Hayır. Sana da bir şans sunmuştum. Sen de o şansı reddettin. Benim saygısızlığımı lütfen af buyurun. Sovyet cephesi ölmeye mahkum. Kopenhag'da milyon yıl kalıyorduk en son. Evet. Söylediğinize göre. Yani oğlum, İsveç ya, ne ya? Hayır hala mesela bir anda paket yiyince bir anda düşüresim geldi galiba piyisi değil mi? Şöyle yapalım. Hatta sadece bana Kopenhag'ı verin. Siz öbür yerde yaşayabilirsiniz. Yaşayabilirsiniz. Sen bir de bana emin mi veriyorsun? Teşekkür ederiz efendim. Lütfen. Yok efendim, orası sizin malınız, mülkünüz olsun. Oradaki işleri de ben sağlıyorum size. Sizin o özgür, gross dolşat halkınız. Günde 84 fighter üretiyorum. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Anlıyor musun beni? Tamam, İsveçlilere de dağıttık. İsveçliler düştüğü işte zaman sizi Kopenhag'da serbest bırakacağım. Gerçekten mi efendim? Şaka yapmıştım. Efendim gülmedim. Sayın dostum merhabalar. Merhabalar. Efendim kusura bakmayın, mesajınıza hızlı girmek durumunda kaldık da çok önemliydi bizim için. Efendim bir petrol geçişleri falan yapıyorsunuz. Petrol veriyorsunuz birilerine. Kime veriyor? Japonlara mı? Aha. Artık Japon değil artık onlar. Amerikalı. Nerede o? Nerede o? Ambargo atamıyorum ben. Niye ambargo atamıyorum? Efendim ambargo? Galiba yanlışlıkla emirlerinize uymayan bazı insanlardan kaynaklı diye düşündüm. Yok. Ben benden aldıklarını düşünmüyorum. Çünkü ben bütün petrolümü emcikliyordum. Yok efendim, siz veriyorsunuz galiba, yanlış mı görüyorum? Hayır, o Sovyetler Birliği. Ben değilim. Daha demin veriyorsunuz zannettim. Çok kusura bakmayın. Yok, o Sovyetler Birliği. Ben de siz yapmazsınız diye düşündüğüm çok, için. Çok niye yapayım? Hani, yani değil mi? Ben en başından beri Amerikalıların müttefikim olarak görüyordum. Şurada ağız tadıyla bir Sovyet anneksizeceğim. 4 uçağım var. Var ya, şu an Almanya bu kadar kuvvetli olamazdı. Yok mu peki bir Kievan Rush'ımız? Ay! Abartmanın da lüzumu yok bence. Siz şu anda Roma kurabiliyor musunuz? Korka korka soruyoruz. Yok. Efendim? Kuramıyorum. Gittiği her yere artık biz Rus'uz. Artık biz Almanız diyen bir hükümet. Turan isteyen var mı aramızda? Bugün sormayı unuttum. İsteyen var mı Turan? Turan isteyen var mı? Tekrar soruyorum. Baştan belliydi böyle olacağı. Yunan'la İtalyan halkları birleşince... Batı Roma doğru ama. Şimdi Türkiye'yi de aldık. Bizi düşün. Çiçek. Güzel. Birliklerimiz iyi bir işgal gerçekleştirecek. Yapıyor. Tank çekmemi ister misiniz Sovyet cephesine? İskandinavya'ya uğraşın siz, boş verin. Cephe artık benim kendi mülküm oldu. İngiltere, İskandinavya düşünsün yeterli. Büyük nehri bypass edemeyeceğiz. O bir tık üzücü. Onun dışında iyi. Biz Sovyet'in kaybı milyonları bulacak gibi. Ki buldu gibi. Evet. Güzel. İyi bir savaş gidiyor. Pozisyon almasını engelledik en azından. O da bir şeydir. Halı var ama. Ya şu şeylerde halı olur. Bataklıklarda. Onları bypass ettik. Line'e geldiği saniyede o halı bitti. Yeni havalimanlarına başladık mı? Yetmiyor artık. Daha fazla çıkamıyor. Basacağım. Havalimanlarını basacağım. Bir line'ı tamamen birleştirelim de. Birleşmek üzere zaten. Tam böyle burun buruna gelelim. Başla istiyorsan sen yavaştan. Emaneti olan bu şehri İstanbul'u da alalım ufaktan. Hala da ofansifte vuruyorum. Line'ı bir birleştirelim. Sonrasında vurmayı bırakacağım. Hatta ofansifi bırakabiliriz artık ya. Kaybetmeye gerek yok. Tamam. Ben izninizle tanklarımı, Messi'yi alıyorum. Ford'u var mı? Bir kontrol eder misin? Basmamış. Sen aşağıya tank alsana biraz. Bir de Alamein cephesi bir tık kaybediliyor. Dikkat edin. Biraz piyade çekin yeterli. Ve emanet olan İstanbul'u aldık. Amerika güzel topladılar ya, Amerika'nın hepsini. İyiydiler. İskandinav'da kapsül olacak. Yukarıdan bir cephe demek. İsveç düştü sayılır. Ben onu oradan da bir cephe açacağım. Yeni askerler çıkmış 88'den. Bunları İsveç'e göndereyim mi? Yok, gönderme. Arka planda rezerv için dursun. İngiltere'de Alamein cephesine birazcık daha odaklanabilir mi? Tabii, hemen. İsveç düşünce Finlandiya cephesine de saldıracağız zaten. Ben başlamak için sinyal bekliyorum ya. Şu tankların bir gelsin. Başlayalım. 1200 vuruyor tankımız. Mis. Cepheyi birazcık daha daraltmak istiyorum ya. Nerede? Göremiyorum ki cephe. Tank divisionlarının cephesi nerede? Hiç göremiyorum.
Burası mı acaba? Suriye tankı deniyor ama bu kadar uçak bizdeyken şans yok. Etraftan da açmaya başladık. Tanklar geldi ya. Evet, içici tanklarımız geldi, güzel. Attrition olduğu için o kadar iyi vuramıyor tanklarım şu an. Attrition çözüldüğü vakit yardırmaya başlayacağız. Sovyet Aland adasından İsveç'i paketlamayı düşündü. Zekice ama yapamadı. Güzel. Şu Attrition sorunum çözüldüğü vakit Diorg Atat'a gideceğim ben. Tanklarım tam işlevini yapamıyor. Şurayı bir yardım saniyede bitecek iş. Bir tayladan daha ilerlediğimiz vakit şu. Bütün Sovyet aynı çökecek. Şuranın giriş kapısı şurası. Onu alalım, bitecek. Şu an tanklar istediğim kadar iyi gitmiyor. Mis. Aha! Yeni oyuncağımız geldi. Olta geldi. Engine'i full. Mangan'ı full. Güvenirliği sallı. Armor full. Çiçek çiçek çiçek. Bunu hemen konverte koyalım. Evet, tanklarımız artık overrun atabilir. Mobile Warfare Doctor'un iş yapıyormuş. Ha. Fransızların demokrat olma zamanı geldiğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Faction'dan atılabilir gibi duruyor. Atılabilir de şu Rus savaşı bittikten sonra cila niyetine yaparız onu. Savaşı bir bitirelim, siz de Asya'dan girerseniz eğer hızlıca bitirelim, sonra siz zaten kapanış hamlesini yapacağız. Şey böyle hani yemeğin ardından aynen, aynen. Tatlı. Aynen, o yüzden şimdi girmeyelim. Zaten Sovyetlerin büyük line'ında ben şu an yardım. Siz de gelirsiniz arkadan sevgili dostum. Dünyaya demokrasi yayabiliriz. Şu an yok edebilecek güçteyiz aslında. Boşta bir sürü asker bekliyor. Aynen öyle. Ama şimdi yok etmeyelim. Önce bir Rus düşsün. Önce Bolşevikler değil mi? Anladım. Ayrıca yani Alamein'den inanılmaz bir saldırıdalar ya. Alamein'i bir tutabilir miyiz? 89 Division'ı gönder aşağıya. Yani bütün tankları burada şu an. Yarıyorum ama. Yakında line atar bile oynayabiliriz bazı yerlerde. Geri çekilmeye başlarsa ofansifte vuruyoruz, tamam. Çekilmezse zaten paket. Efendim o zaman biz yavaştan kaçalım. Fransızlara da geldiğinde sıra. Aynen, bunu hallederiz. Görüşmek üzere. Efendim merhabalar. Merhabalar sevgili dostum, buyurun. Efendim istihbarat getirdim sizlere. Ne istihbarat? Efendim Yüce Kolombiya istihbaratı. Dinliyorum. Kolombiya istihbaratının önde gelen ajanlarından birisi Amerika ile İngiltere'nin işbirliği yaptığı görüşünde birleşti. Ne işbirliği? Size karşı efendim. Hayır, Amerika bana bir teklifte bulundu, ben de reddettim. İngiltere'ye güvenmeyin efendim. Yo, ben İngiltere'ye güveniyorum, ben Amerika'ya güvenmiyorum. Yani İngiltere'de pek kıvrımlı oynuyor, bilginiz olsun. Yani beraber kardeş kardeş savaşıyoruz şurada. Adama Turan kurduracağım. Niye vazgeçsin ki? Ya. Hedef Turan. Bir Commonwealth korlamam yok mu? Biraz abartmış mı olur? Var mı? Saygıdeğer Emmanuel, size hediye yolladık. Ne belki mis istersiniz. Ay mis. Gerek yok ama olsun. Belki hani 15.000 uçak kaldırmayız, 17.000 uçak kaldırırız, bir şey olmaz. Efendim yalnız biz petrol zengini bir ülkeyiz. Evet evet, görüyorum. Alman olmadan bu cepheye gitmek biraz problem, biliyor musun? Yardın mı oraya? Güzel. Aynen bak, oradan vura vura yararsın. Devam et. Efendim ben size dedim beni genel alın diye. Sizin bu general iş yapmıyor. Yo, yapıyor. Gayet nasıl iş yapmıyor? Gayet iyi iş yapıyor bu arada. Uçak diyorum, çok uçak yapıyor. Elbette. Paket at diyorum, paket atıyor. Ne güzel işte, mis. Çiçek gibi. Efendim bizim çok güzel tanklarımız var. Denemek ister misiniz? Bizim tanklarımız da iyi. Bizim kadar iyi değildir efendim. Yo, gayet iyiler. 43 tankın en iyisini üretiyorum. Armor'u da full. Efendim bizimkinin hepsi full. O yüzden bizim tankımız linkini de ver efendim. Savaş kanlı bir şekilde devam ediyor. Biz de çok kayıf veriyoruz. Onlar da çok kayıf veriyor. Yani bizim var. İtalya kor, Almanya kor, Bura kor. Bize işlemez bu kayıplar. Yok, Sovyet'ten daha fazla kor nüfusumuz var. 175 evet. Milyon. Ağır Sovyet ekonomisi dayanıyor bu arada. No air olsa da dayanmaya çalışıyor diyelim. İsveç düştü ve... Tamam. Ben Almanya'lıyım, siz İsveç alın. Uygun mudur? Uygun, sıkıntı yok ama şu Hamburg, Hamnavur falan biz alırsak güzel olur. Ya orayı Gross Deutschland kor olduğu için ben de kalsa daha iyi olur mu? Tamam. Hadi. Savaş sonrasında veririm orayı. Alayım ben, sonrası geri kalanı. Aa, İran da düştü. Aa çok güzel. Çok iyi oldu. Bayağı iyi oldu. Sovyet'e 3. bir cephe açıldı. İran'ın düşmesini beklemiyordum. Major olmuştur diye düşündüm şimdi ben. Danimarka'yı da alabilir miyim ben? Tamam efendim, orayı da alın. Ne orayı da alın, doymuyor değil mi böyle? Ama size Turan kurduracağım. Dünyaya ülkücü İngilizlere göstereceğiz. Evet, Romanya düştüğü vakit iyi olacak. Şuradan birlikleriniz gidebilir mi acaba şeye karşı? Sovyetlere Bakü tarafından da bir operasyon, tank... Evet evet, gönderiyorum. Sovyet ufaktan R yapıyormuş gibi geldi bana. Ha ya, Diorke'de overrun yiyebilir. Ye overrun'ı. Valla ben bu saatten sonra yardırırım Stalingrad'a. Hiçbir şey yapamazlar artık. 40 division askeri kalmadı orada. Ve çekiliyor zaten. Her yerden çekilmeye başlayacak gibi. Vereyim mi line at'a? Yok, daha değil. Daha çekilmedi.
kapatabiliriz. Şuraya vurursan eğer, şurası çok önemli. Çünkü oradan geliyor supply'ı. Oraya bir geçersen... Bir dakika bir de. Şu an bir tank gidiyor oraya. Güzel. Tamamdır. Ben kapatacağım şimdi orayı. Bir saniye. Sen geçeceksin galiba. Şu çaprazdan da pinleyelim şuraya. Evet, ben geçiyorum. Mis, ben geçtim. Tamam. Mis bayağı tankı yok oldu. İmha edelim hemen. Sen daha aldı bizi bekliyormuş. Desin sıkıntı. Gerçekten uğraştırmak istiyor. Bundan sonra kalıların bir önemi yok. Zaten burada ana piyadesini, kaliteli piyadesini imha et. Kafkasları da yaralım. Kafkaslara da piyade çekeceğim. Şu hatta 89 piyade çekelim buraya. Kaç milyon kayıp vermişler? 4 milyon. Bakalım artacak. O zaman diğer binini de öldürelim hadi. Ha, sevgili Churchill, lütfen İskandinav cephesine geçer misiniz? Bir de Bakü'ye. Bakü'ye yürüyorum şu an. İskandinav cephesine de eğer piyade koyarsanız bitecek bu Sovyet inşallah. Bir de İran cephesi var tabii. Biz zaten oraya bayağı bir piyade getirdik. Amerika sürekli beni satmanızı söylüyor değil mi? Yok, faction'a girmeye çalışıyor. Satmayacağım anlayınca bari dedi. Kış geldi. Kışın gelmesi bir ufak sıkıntı. Kış mevsimi birazcık tat kaçırıyor, o kadar. Onu da halı kurtarmıyor. Niye halı kurtarmıyor? Bazı durumlarda halı kurtarmaz dostlar, çünkü Cass halıyı da delip geçer bazı durumlarda. Görüyorsunuz onun örneğini. Piyademize line attack verebiliriz belki. Petrolsüz kalacağı için tamamen bitecek. Ve İran cephesinden de geliyoruz. Buradan da geliyoruz. Sovyet'e kurumuş boğazım lazım. Kafkaslar düştüğünde ki şu an onu görüyorsun. O kadar da fabrikası kalmayacak. İngiliz satarsa ne yapacaksın abi? Arkadaki 200 division'ı görüyor musun? Sayın Emmanuel, şu savaşa girebilir misiniz? Ne savaşı ki o? Fransa. Ha, Fransa'ya mı girdi? Oraya bir asker çekmem lazım. Heh, tamamdır, süper. Evet. İngiliz'e veriyorum Turan topraklarını. Cecece. Direkt size Rus topraklarını vereyim mi? Siz direkt Turan kurun. Ülkücü kanım böyle kabardı böyle. Tamam, süper. Demokrasi olan İngiltere ile İngiltere'ye fıkın. Kurar mısın Turan? Hah. Tamam. Mis. Cecece kutlar geldi. Dünyanın zaten böyle olması gerekiyor. Evet, sonunda birine Turan sözü verip kurdurabildik. Güzeldi. Çok garip bir oyundu ya. En azından birine artık Turan kurdurma sözümüzü gerçekleştirdik. Bugün de Turan'ı kurdurduk.